Merhaba Şıdırı Net izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçükilmaz. Yanımda Arden var. Merhaba. Arden'le beraber Avaya mobil ödeme servisini değerlendireceğiz ve sunduklarını aktaracağız sizlere. Avaya mobil ödeme sistemi esasında oldukça önemli. Türkiye'de operatörlerin mobil ödeme sistemlerini, servislerini yaygınlaştırması da güzel bir şey. Esasında mobil ödeme servislerinin temeli şudur. Yanınızda paranın olmasına, kredi kartının olmasına gerek yok. Belli bir limitler neticesinde ve destekli mağazalarda telefonunuzla alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani aslında sadece numaranızı kullanarak, evet, sahip olduğunuz telefon numarasıyla alışveriş yapabiliyorsunuz. Aynen. Ki bu güzel bir kolaylık. Çünkü tabii, her zaman yanınızda nakit ya da kredi kartı olmayabiliyor. Aynen. Burada TL bakiyesi, faturalı bir hattınız varsa kullandığınız, atıyorum 50 TL kullandınız. 50 TL artı olarak faturanıza yansıyor. Ayrıca özel iletişim vergisi faturada bu kısma yansıtılmıyor. Yani ayrı bir kalem açılıyor. Yoksa Türkiye'de faturalara gelen şeyler hep bir vergi onaylandığı için normal KDV üzerinden bir de özel iletişim vergisi de ekleniyor. Bu çıkartılıyor. Yani bu da güzel bir avantaj mobil ödeme konusunda. Tabii burada bilinmeyen nokta şu, desteklenmesi lazım. Yani her mağaza desteklenir. Yani şu an belli, sınırlı sayıda bir mağaza portföyü çerçevesinde destekleniyor. Siz de bu mağazalarda istediğiniz şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Burada mesela Avaya'nın oldukça kolay bir kullanımı var. Avaya mobil ödeme servisi. Eğer hattınız mobil ödeme kullanımına açık değilse, bir kereye mahsus mobil ödeme kayıt yazıp 55-55'e kısa mesaj gönderiyorsunuz. Kapatmak için ise, hani bunu istemiyorsunuz, mobil ödeme iptal yazıp yine 55-55'e kısa mesaj atıyorsunuz. Kullanması da oldukça basit. Diyelim anlaşmalı bir iş yerine gittiniz, mağazaya gittiniz, bir şeyler almak istiyorsunuz. Doğrudan numaranızı vereceksiniz. İş yeri numaranızı giriyor. Bu numarayı girdikten sonra size bir mesaj gelecek. Bu mesajı evet yazıp onaylıyorsunuz. Daha sonra işlemimiz gerçekleşiyor ve faturanıza ya da faturalı değilse de kontürlere yansıyarak, yani TL bazına yansıyarak işlemler gerçekleştiriliyor. Burada esasında ücretlendirme ve limitleri de konuşmak gerekiyor. Avaya mobil ödeme sisteminin verilerinden bahsediyoruz. Maksimum günlük limit 100 TL. Maksimum aylık limit ise 300 TL'ymiş. Oyun ve sosyal paylaşım sitelerinde tek seferlik işlem limiti 100 TL. Yani bir oyunda, bir paylaşım sitesinde de bir yerlere abone olacaksan bunu yine kullanabiliyorsun. Ama burada tek seferde 100 TL. Hani daha fazla yapamıyorsunuz. Bahis ödemeleri sadece fatura satlarıyla yapılabiliyor. Yani gidip bahiste oynayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. 3 ay süre geçmesi bekleniyormuş. Fiziksel ürün alışverişlerindeki limit, tek seferlik limit 100 TL. Eğer siz bahis oynamak istiyorsanız bunun için faturalı hattınız olmayacak. Faturasız hatla başlıyorsun. Ve tek sefer limiti 50, aylık toplam limitiniz ise 200 TL oluyor. Yani sürekli bahis oynayanlar için faydalı olabilir. Aynen, hani sürekli yani kartla, hemen banka kartıyla uğraşmanıza gerek kalmayabilir. Ürün bedeli faturalı hatlarda faturaya yansırken faturasız hatlarda TL bakiyesinden düşülmektedir. Mobil ödeme servis bedeli her mesaj için 50 kuruşmuş. Yani her bu işlemi gerçekleştirdiğimizde bizden 50 kuruş ekstra. Avaya'nın bunların yanındaki biraz esasında kârı da bu oluyor. Aynen öyle. Hani kullanım bedeli gibi. Esasında size bunlar bir kredi kartı imkanı sunuyor. Bunun için de her alışveriş başı 50 kuruş oluyor. Hani bunun için de makul bir karşılaştırma almış olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabi bazı operatörlerde de oluyor. Bunların da koşulları farklı tabi. Aynen. Biz Avaya'nın mobil ödeme servisinden bahsettik. Bunun için herhangi bir aboneliğe gerek yok. İlk tek seferlik sadece kullanımı açmanız gerekiyor. Mesaj atmanız, yani 50 kuruşluk bir kullanım bedeli. Atmadıkça açsanız da 50 kuruş size ekstra gelmeyecek. Sadece kullandığınızda gelecek. Kullanın. Bir alışveriş yapacağınız zaman servis kullanma bedeli 50 kuruşluk bir bedel var. Bu da hani makul karşılanabilir. Herhangi bir uygulamaya gerek yok. Çok basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bilgilendirme yapalım istedik. Esasında mobil ödeme sistemleri gelişim için oldukça önemli. Evet, ya bir önünü açan bir sistem daha da gelişmeli tabii. Yakın zamanda ya hatta geçecek. Önümüzdeki dönemlerde parmak izi okuyucuları kullanarak, bu zaten PayPal
geldi. Samsung Pay var, Android evet. Pay geldi. Yavaş Apple yavaş. Pay var. Apple Pay var. Bunlarınla beraber operatörlerin de böyle şeyleri desteklemesi oldukça güzel. Önümüzdeki dönemlerde desteklenmesini bekliyorum ama hani Türkiye'de hala anormal marka bunu desteklemiyor. Evet, yani aslında bu trend hem Avrupa'da hem Amerika'da, Amerika kıtasında da yavaş yavaş geliyor ama biz biraz geç takip ediyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Bu parmak izi okuyucularla çok daha kolay oluyor. Hiç SMS atıp onaylamaya falan direkt. Hiç gerek yok. Direkt parmak izini yapabiliyorsunuz. Gösterim. Evet. Ya da NFC tag yok. NFC'den şey yapıyorsunuz. Yani önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki bir 2-3 yıllık dönemde global olarak alışveriş deneyimimiz oturacaktır değişiyor. Tamamen değişiyor. Mobil ödeme de bunların başlangıçlarından. Başlangıç seviyesi. Bir üst seviyesi nedir? Parmak izi okuyucusuyla yapmak. Bunları da önümüzdeki dönemlerde operatörler uygulama olarak yapabilirler. Hı-hı. Mesela iPhone'da uygulama parmak iziyle onaylayabilir. Hani ya da mesaj parmak izi okuyuculu evet. Telefonlarda. Hani bu tarz şeyler de olabilir. Gelişime açık olmak lazım diyelim. Kesinlikle. Size söyleyecek bir şey var mı? Güzel bir sistem. Özellikle 50 kuruş makul bir sistem bence. Hani zorda kaldığınızda çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Nakdiniz yoktur, kredi kartınız o an ya yanınızda yoktur ya da kullanmıyorsunuz. Kredi kartının hesap kesim ücreti. Tabii daha fazla zaten. Yani hani tabii ne kadar kullanıyorsanız ortalama 50 kere kullanıyorsanız bile 25 TL tabii. Bir şey oluyor. Yani makul bir fiyatı var, o yüzden kullanılabilir ve rahat kullanılabilir bir sistem olduğu için tercih edilebilir. Aynen. Hangi markaların desteklediğine bakmak istiyorsanız da üye iş yeri nasıl olunurdan ya en altta bu servislerin iş ortakları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız kısmına tıkladığınız zaman en altta oradan hani nerede mağazaları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.